Tabii dış politikadaki en önemli konulardan bir tanesi Yunanistan'ın sistematik olarak son aylarda tamamen düşmanca bir harekete dönüşen tacizidir. Uçaklarımıza Girit adasında konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılmasının NATO literatüründeki adı düşmanca harekettir. Şimdi bir NATO ülkesinin, Türkiye gibi büyük bir NATO ülkesinin uçaklarına bir radar kitlemesi yapması haddini aşmanın ötesinde NATO birlikteliğine de dönük düşmanca bir yaklaşımdır. Ve üstelik burada Türkiye S-400'leri aldığı için bu kadar gürültü çıkaranların dikkat etmesi gereken bir çelişki vardır. Türkiye S-400 aldığı için F-35 programından diğer alanlara kadar Türkiye'ye eleştiri getirenler, bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin NATO içerisinde görev yapan hava kuvvetlerine ait uçaklara Yunanistan'ın S-300 sistemleriyle radar kitlemesi yapmasındaki çelişkiyi net bir şekilde görmeleri gerekir. Burada hem hava sahamıza, hem deniz sahamıza, hem de gayri askeri statüdeki adalara dönük olarak Yunanistan'ın ortaya koyduğu tavrın herhangi bir şekilde hukukla bir alakası, bir bağlantısı yoktur. Hak ve menfaatlerimize, alakadar olduğumuz meşru hukuki meselelerimize kadar tüm bunlarda taciz eden taraf Yunanistan olarak gündeme gelmektedir. Dolayısıyla Yunanistan NATO angajman kurallarına göre düşmanca hareket olarak tanımlanan bir tutumla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük olarak bir yaklaşım sergilemektedir. Ya bu ne ifade eder? Türk Silahlı Kuvvetleri açısından hiçbir şey ifade etmez. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü, tecrübesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyüklüğü karşısında onların bu yaptığı radar kitlemesinin veya diğer şeylerin hiçbir manası yoktur. Ama şunun görülmesi lazım. Bir müttefiklerimizin görmesi lazım. S-400 savunma sistemleri yüzünden Türkiye'yi gece gündüz gündem maddesi, negatif gündem maddesi yaparlarken Yunanistan'ın elindeki S-300 sistemleri vasıtasıyla, Girit'te konuşlandırılmış S-300 sistemleri vasıtasıyla bir NATO üyesi olan Türkiye'nin hava kuvvetlerine dönük, uçaklarına dönük radar kitlemesi yapmasının, bu düşmanca hareketin nereye oturtulacağı konusunda seslerini duymak istiyoruz. Türkiye herhangi bir eylem bile ortaya koymadan herhangi bir konuda muhtemel olarak şunlar olabilir, bunlar olabilir diyerek gece gündüz seslerini yükseltenlerin Yunanistan tarafından bir NATO üyesi olan Türkiye'ye dönük olarak bu düşmanca hareketi karşısında ne düşündüklerini, seslerini duymak istiyoruz. Türkiye konusunda haksız yere seslerini yükseltenlerin Yunanistan'ın bu haksız eylemi karşısında ve sistematik olarak devam eden bu taciz eylemleri karşısında suskunluğu çifte standardın ötesinde bir anlam ifade eder. Sonuçta hava kuvvetlerimiz gereken karşılığı vermiştir. O radar kitlemesi ya da başka düşmanca hareketler bertaraf edilmiştir, boşa çıkarılmıştır. Ama Yunanistan açısından mesele şununla ilgili bir meseledir. Yunanistan giderek gayri nizami hareketlerde bulunan bir devlete dönüşüyor. Bir yandan Yunan muhalefetinin söylediği gibi bütün bir Yunanistan'ı yabancı devletlerin askeri karargahı haline getiren bir iktidar var. Aynı zamanda Ege'de ya da Akdeniz'de herhangi bir şekilde bir arama ya da bir faaliyet yapacakları zaman başka ülkelerin savaş gemilerini kendi yanlarına bayrak göstermek için çağıran bir aziyet var. Türkiye karşısında, Türkiye ile bir dostluk içerisinde, diplomatik ilişkiler içerisinde bütün bu ilişkileri yürütebileceklerken tek dış politikasının tek unsuru Türkiye'yi dış dünyaya şikayet etmek olan bir üslup var. Yani şunu utanç verici bir şekilde kullanabiliyorlar. İşte güçlü müttefiklerimiz var. Biz Türkiye'ye bunun karşılığında bedel ödetiriz diyebilecek kadar izansız, siyasi akıldan yoksun bir tutum ortaya koyabiliyorlar. Halbuki doğrusu şudur. Yunanistan'la Türkiye arasındaki meseleler sahada değil, masada, müzakere masasında, diplomasi masasında rahatlıkla çözülebilir. Masadan kaçan taraf Yunanistan'dır.
sürekli olarak maksimalist talepleri gündeme getirerek masadaki bütün ilerlemeleri berhava eden, ondan sonra tekrar gidip Avrupa Birliği'ne veya başkalarına yalvarıp tekrar masa kurulmasını isteyen taraf Yunanistan'dır. Türkiye büyük bir diplomasi devletidir. Bu mesele radar kitlemesiyle çözülecek bir mesele değildir. Bu mesele diplomasinin imkan ve kabiliyetleriyle çözülecek bir meseledir. Bununla ilgili olarak Türk diplomasisinin, Türk devlet geleneğinin çözüm kapasitesi yüksektir. Çözüm formülleri de vardır. Ama çözüm istemedikleri için sürekli olarak bunu gündeme getirmektedirler. Sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir. Bugün dünyanın hiç istemediği, hiç arzu etmediği bir şeydir bu. O yüzden Yunan makamlarına sağduyulu davranmalarını, diplomasiye önem vermelerini, tehdit, taciz, radar kitlemesi ya da it dalaşı denilen bu hareketlerden, literatürde bu şekilde kullanılan bu hareketlerden uzak durmalarını, uluslararası hava sahasında uçan Türk uçaklarına karşı sanki Yunan hava sahasında uçuyormuş gibisinden bir yalan propagandayla değerlendirme yapmalarını, bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Doğru olan şey masada oturmak, konuşmaktır. Masayı ne olursa olsun terk etmemektir ve masadaki çözüm formülleri üzerine yoğunlaşmaktır. Şunun da unutulmaması gerekir ki, zor zamanlarında bugün kendi yanlarında sözde bayrak gösterenler yoktu Yunanistan'ın. Deprem olur, yanlarında Türkiye olur. Ekonomik kriz olur, yanlarında Türkiye olur. Ülkelerinde geçmişte darbe olduğunda sığındıkları yer, sığındıkları güvenli liman, darbecilerin ölüm tehdidinden kaçmak için sığındıkları güvenli liman yine Türkiye olmuştur. Türkiye bütün bir tarihi boyunca komşuları için güvenli bir devlet olduğunu, meseleye sadece güvenlik problemleri açısından değil, siyasi güven, hukuki güven ve diğer alanlardaki güven tesisi açısından da baktığını net bir şekilde göstermiştir. Dolayısıyla masanın korunması gerekir. Yunanistan'ın bu tacizlerden uzak durması gerekir.